Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber game satış inceliyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum videoya geçmeden önce. Game satış, Play Sultan gibi videolarını çektiğim hiçbir siteyle aslında hiçbir problemim yok. Sadece bana yapılan yanlışları ve doğruları sizin önünüze seriyorum ve hangisinden kazık yediğimi ve hangisinden kazık yemediğimi size sunuyorum ki siz de hani alışverişinizi yaparken bunları göz önünde bulundurarak yapmış olursunuz. Öncesinde çektiğim bundan bir önceki videoda Play Sultan'ı bayağı kötülemiştim. Neden kötülediğimi deyip zaten videoda kendiniz görebilirsiniz izleyip. Game satışta tam tersine Play Sultan'ı kötüledim. Şimdi game satıştan bahsedeceğim size. Game satışta bu arada hiçbir şekilde sponsorluk anlaşmam bir şeyim yok. Zaten bildiğiniz üzere kanalım zaten tamamen yeni. Buradan alışveriş yapmak isteyenlerin sadece yani güvenilir bir yerden alışveriş yaptığını farkında olmalarını istiyorum. Hesap da satın aldım yani ama hesaplar birazcık şöyle söyleyeyim. Bazı hesaplar var galiba sitenin kendi onay verdiği ve satışını yaptığı hesaplar. Bazı hesap oha 100 bin liraya hesap satılıyormuş. Neyse ve bazı hesaplar var. Nasıl söyleyeyim size? Oyuncular tarafından veyahut da işte mesela benim gibi bir Valorant oyuncusu kendi hesabını satma kararı alıyor. Veyahut da başka bir adam iyi bir oyuncu mesela gidip plata kadar bir hesap satıyor ve hesap kasıyor ve onu satmak istiyor. Yani bu tarz şeyler olduğu için bunlar kendi insanlar, normal insanlar yani benim senin gibi insanlar tarafından satıldığı için bir insana mesela buradan tıklayıp satın almak istediğinizde direkt satın almayın. İlk önce gidin mesajlara girin. Mesajlardan işte e-postanızı, şifrenizi falan girin. Ben hemen girip geliyorum. Girdiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor. Benim daha önce pardon mikrofona vurdum. İnşallah çok ses gitmemiştir. Neyse. Karşınıza böyle bir yer gelecek. Bu gördüğünüz yerde mesajlaşma yapabiliyorsunuz. İşte burada siparişlerinizi, satış işlemlerinizi, her şeyinizi buradan görebiliyorsunuz kısacası. Ya yani bu kısma da işte direkt şeyler buradan. Yanlış oldu. Dediğim gibi burada satış işlemlerinizi falan filan görebiliyorsunuz. Burada işte benim önceden yaptığım, alışveriş yaptığım insanların isimleri bilmem neleri, sipariş numaraları falan filan her şey burada gözüküyor zaten. Buraları bilirlerim belki bilirlemem bilmiyorum. Buradaki hesapları kullanıyor muyum şu an hiçbir fikrim yok çünkü. Her neyse kısacası bir işlem yapacağınız zaman ilk önce gelip buraya aktif misin? İşte diye bir yazı yazarsanız karşınızdaki insanın aktif olup olmadığını zaten aslında buradaki mavi tikten de görebiliyorsunuz ama şöyle bir sıkıntı var. Mesela kırmızı oluyor adamın bu çevrilmiş olduğunu ifade eden bir şey ama yazdığınız zaman siteden adama e-mail veyahut da mesaj olarak mesaj gidiyor. Ve bu sayede adam aslında görüyor. Hani sitede birinin bir ürününe yorum yapıp ya da bir ürününü almak istediğini belirten bir mesaj yazdığını görüyor. İlk başta burada yazı yazın. Sonra mesela LoL'de RP mi VP mi çekeceksiniz? RP pardon. VP RP karıştı iyice. RP mi çekeceksiniz? Buradan Valorant LoL yazabiliyorsunuz. Direkt LoL yazarsanız zaten çıkıyor kendisi. Veyahut da başka oyunlar. Daha da genişleri. Minecraft'la alakalı bir şey var mı mesela? Bilmiyorum. Bakalım hemen hep beraber. Mikrofon önümde şu an yazarken biraz zorluk çekiyorum. Aa Minecraft'ta da hesap satışı varmış. Hem de ucuza yani bence. Bunlar premium hesaplar anladığım kadarıyla. Hem de kendi mailinize devrediliyor. Bu arada ben de alacağım benim şu anda. Evet bayağı iyiymiş. Güzel sevindim bak. Bu bayağı güzel bir detay. Yani premium hesaplar satılıyor falan. Hypixel MVP'li bayağı şeyler de satılıyor. MVP hesaplar falan da satılıyor. Gayet iyiymiş mesela yani. Ben Minecraft oyuncusuydum eskiden ve buradan kesinlikle 25 lira verip alırdım. Yani çünkü burası gerçekten öbürlerine göre bence çok daha güvenilir bir site. Zaten burada aslına bakarsanız yorumları falan da görebiliyorsunuz. Yani kim ne kadar fazla puan vermiş, kim ne kadar az puan vermiş. Bunlara da buradan bakabiliyorsunuz yani. Bu kadar bunlar bot değil onu söyleyebilirim. 2000 yorum yani hani 2000 tane kişi beğendiyse bu 2000 üstü hatta. Ya yani bu bot değil. 4 kişi beğenmemiş sadece. Hani emin olun 4'ten fazla çıkardı yani bu kadar ucuz bir hesap alıp yani bir sıkıntı çıksaydı. Bu yani bu güzel bir yanda bu aslında. Play Sultan'da da vardı galiba bu ama tam düzgün çalıştıramıyorlardı. Burada tam düzgün çalışıyor. Mesela ben bir kez de Valorant'ta hesap alıyordum. Adamın böyle 15 tane kötü yorumu vardı. 15 tane dislike'ı vardı falan almamıştım mesela. Onun haricinde bu game satışının en sevdiğim noktalarından biri de burada Razer al sat muhabbeti falan da var. Bu hani her işini bilenlerin işine yarar anca da hani bu da sizi kâra geçiren şeylerden biri. Onu söylemek istiyorum. Onun haricinde açık arttırması var. Bu da gayet güzel bence eğlenceli de aynı zamanda. Bunu da bir keresinde yapmıştım. Ben CS için değildi ama hatırladığım kadarıyla benimki.
Forest için yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ama CS'ninkiler falan da var ve bence gayet iyi. Hani çünkü Steam alış fiyatını falan az çok biliyorsunuz. Ve buradan aslında Steam'in alış fiyatını çok çok daha altına alabiliyorsunuz. Almak istediğiniz şeyleri CS'de de aynı şekilde. Onun haricinde size anlatabileceğim başka neyim var diye şu an düşünüyorum. Steam kodları da var aynı zamanda. Steam cüzdan kodları falan filan. Bu biraz saçmaymış ama. 50 TL Steam cüzdan kodu 52 lira. Neden? Hiçbir fikrim yok. evet biraz saçma olmuş. Neden acaba? 50 TL bakiyor yükleyebilirsiniz. 724 kodu. Bu kodu nereden? Evet yani hani biraz saçmaymış gerçekten. Bunun neden böyle olduğuna dair hiçbir fikrim yok şu anda. Herhalde bir olayı da vardır bunun diye düşünüyorum. Yüksek ihtimal bir ödeme yapıyorlardır bu kodlar için. O yüzden böyledir. Aynı zamanda Steam hesap alış satışları da varmış. Bakın mesaj geldi bu arada Ali'den. Mesaj on Ali kullanıcısının aktif olduğunu ve ondan hesap alabiliyorsunuz. Alabileceğinizi biliyorsunuz daha doğrusu öyle söyleyeyim. Hani Ali aktif ve şu an istediğim hesabı bana verebilir deyip rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Adama da söylersiniz ben şu hesabı alacağım. Aktiften çıkmayın hani aktif olun. Alayım hesabı dersiniz alırsınız. Bu kadar basit. Aynı zamanda mesela Steam hesabı almak istiyorsunuz. Burada bakabiliyorsunuz mesela ilk mail'ı verecek mi? Hayır demiş mesela. İşte ne bileyim bilgileri değişebilir. Mesaj çevrimiçi modda oynanabilir falan diye adam buralara yazmış mesela. Buradan gelirsiniz seçersiniz yani. Bilgileri değiştir. Evet dersiniz. Paylaşımlı hesabı bunu bilmiyorum. Bunu tam bir hatırlamıyorum şimdi. İlk mail'ı verecek mi? Evet dersiniz. Buradan bakarsınız. Steam hesabı satılıkmış. 13 bin liraya Steam hesabı satılıkmış. Yani kimse alacağını düşünmediğim bir Steam hesabı. Yani yüksek ihtimal boş iştir o Steam hesabı zaten. Ya yani genel olarak spesifik oyunları koyanlar oluyor mesela. Şunu bu arada hayır yapsak ya. Zaten bilgileri değiştirmeye evet demiştik. Rainbow Six Siege gördüm orada. GTA 5 var. Forza var. Güzel. Cyberpunk var. Cyberpunk'ı ben hala daha oynamadım mesela. Buradan isterseniz Cyberpunk'ı da alabiliyorsunuz. Her şeyi yapabilirsiniz. Aslında güzel bir sistem burası da. Onun haricinde game satış hakkında Hogwarts Legacy'nin oyununu şu an gayet de satıyor ve artı iki tane daha oyun veriyormuş. Güzel yani. Bence gayet iyi. Yani bu arada bu fiyatlar gerçekten komik fiyatlar. Neden diyeceksiniz? Bu fiyatların komik fiyatlar olmasının sebebi şu. Bu oyun şu anda bahsettiğimiz oyun. Açıkça Steam hesabım kendim göstereyim direkt size açıkmış. Hogwarts Legacy dediğimiz oyun 700 lira. Arkadaşlar hani yani şey Deluxe de, bu Deluxe Edition değil mi? Yanlış görmemiştim ben. Deluxe Edition evet. 800 lira. Yani normalde kimse buna ya bu oyunun oynanış süresi olsun 8 saat, 10 saat, 15 saat, 20 saat. Hani kimse 20 saat için 800 lira vermek bilmiyorum artık yani istemiyordur herhalde diye düşünüyorum. O yüzden 79 lirayı verirsin, oturursun 2-3 gün oynarsın. Mesela kapatırsın beyni 2-3 gün oynarsın, kafan rahat. Yani yapılabilecek şeylerden biri. Aynı şekilde VP satışlarında gayet iyi ucuzlatmalar oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. VP satışlarında da gerçekten ciddi indirimler oluyor. Nasıl söylesem bildiğim kadarıyla Valorant'ta çok ciddi bir indirim şu anda söz konusu. Ben size hatta ufak bir liste çıkarayım bir dakika. Evet arkadaşlar ben şimdi size gittim geldim hesaplarını kitaplarını yaptım ve kısaca kendimiz görelim. 175 Valorant Paint normalde 14 TL game satışta ama Valorant'ın kendi marketinde 17 lira. Belki şu anda hani bu gördüğünüz sizin için öyle çok da büyük bir fark olmayabilir artık. 2 lira 3 lira Türkiye için çok da büyük paralar değil çünkü. Ama ilerledikçe işler daha da değişiyor. 740 VP gibi bir game satışın bir seçeneği var. Valorant'ta öyle bir seçenek yok. 900 VP var. Bu ikisini karşılaştıramıyoruz ama her türlü tabii ki de game satış gene daha ucuza veriyor. 740'a göre hesaplarsak onu da söyleyeyim. 1450 VP 105 TL iken game satışta 1450 VP Valorant'ta 130 lira. Yani 25 lira bir fark konuyor. Yani 20 lira, 25 lira evet. Hani ya birazcık enayilik kalıyor Valorant'tan alışveriş yapmak. Bu tarz fiyatları insanlar görünce. Hani belki de parası var adamın. Benim mesela Allah'a şükür var. Kazanıyorum da. Ama yani
Kalkıp da niye 25 lira fazla vereyim? Hatta daha ben genelde 8500 VP tarzı çektiğim için anlayacaksınız neden oradan şey yapma, Valorant'tan alışveriş yapmamanız gerektiğini. Daha doğrusu yüksek meblağlarda eğer alım satım işi yapıyorsanız yapmamanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız. Çünkü dolara vurduğunuz zaman 5 dolar gibi, 6 dolar gibi farklar çıkıyor. Dolarda bile aslında yüksek miktarlar bu kadar farklar. 2850'de 203 lirayken 250 lira Game satışta 203 lirayken Valorant markette 250 lira. Bu çok ciddi bir miktar farkı yani. Hani bence artık ciddileşmeye başladı yani 47 lira oluyor anladım şey yanlış hesaplamadıysam. 5250 366 lirayken 450 lira Valorant markette. Yani ciddi miktarlarda fiyat farkı açılmaya başlıyor zaten yükseldi. İşte 8500 Game satışta 8500 VP 585 TL iken Valorant markette 8500 VP 700 TL. Yani 115 lira. Enayi değilsiniz bu parayı vermemelisiniz yani bence. Bu arada bu fiyatların hepsi 8.02.2023 16.46 saat olarak verilmiş fiyatlardır. Hani bundan sonra değişirse nasıl değişir, ne kadar yükselir, ne kadar alçalır bunu bilmiyorum. Çünkü videoyu 2 ay, 3 ay sonra izleyen insanlar da olabiliyor. Bunu bir dipnot olarak eklemek istedim. Ama genel olarak benim size söylediğim üzere site gerçekten ucuz, güvenilir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Anlattığım bilgiler sizin işinize yarayacaktır. Ve sizden bir ricam olacak. Benim bu anlattığım bilgiler tamamıyla kendi yaşadıklarım. Ben bu sitede kötü bir şey yaşamadım. Ama kötü bir şey yaşayan da varsa eğer lütfen yorumlara yazsın ki bu videoyu izleyip küçük kardeşlerimiz izleyebilir, büyük insanlar izleyebilir. Hani bu sitenin alışveriş yapmak için sadece bana güvenmesinler ki siz kendi yaşadıklarınızı da videonun altına yazarsanız insanlara fikirlerini daha da yükseltmiş, daha da arttırmış olursunuz bu siteyle alakalı. Eğer kötü bir şey yaşadıysanız kötü yazdın, yani yaşadığınız kötü şeyi de söyleyeyim bu arada. Hani herkes sonuçta bir sitede herkes mutlu olacak diye bir şey yok. Belki bazılarının hakkı yenmiştir falan bunları da bilmiş oluruz. Aynı zamanda bu tarz sitelerde herhangi bir sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan başka biri varsa eğer aşağıda yorumlarda yazabilir. Ben ona bir e-mail adresi atacağım. Bana gerekli bilgileri kanıtlarıyla beraber atarsa ben onun da videosunu çekerim. Aynı şekilde paylaşırım. İzniniz için teşekkür ediyorum. Umarım herkesi bilgilendirebilmişimdir gerekli miktarda. Benim herhangi bir problemim olmadı game satışı hakkında. Umarım kimseye de bir problem çıkarmazlar. Tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Eğer anlattığım bilgiler sizin için faydalı olduysa videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Onun haricinde abone olmak isteyenler abone ol butonuyla abone de olabilirler. Hepinize iyi günler dilerim.